Merhaba herkese. Besteciler ve Eserleri video serimizin ikinci videosuyla birlikteyiz. Bugün hakkında çok da fazla bilgi sahibi olmadığımız ama eserlerini çok severek icra ettiğimiz bir besteci olan kemençeci Nikolaki'nin hayatını sizlere çok ufak bir şekilde anlatacağım. Çünkü dediğim gibi çok fazla bir bilgi yok kendisi hakkında. Ve yine videonun sonunda kemençeci Nikolaki'nin Mahur Saz Semaisi'ni dinliyor olacaksınız. Bu seferki videoda diğerinden farklı olarak Nikolaki'nin bu saz semaisine bana kanuncu arkadaşım Erman Ertan da eşlik etmiş oldu. Yani kanun kemençe olarak bu videonun sonunda saz semaisine erişebilirsiniz. Şimdi Nikolaki'nin hayatının böyle kısa bir özetine geçelim. Şimdi Rum asıllı olduğunu biliyoruz Nikolaki'nin. Ve İstanbul'da doğduğunu biliyoruz. 19. yüzyılın ortalarına doğru. Ve 1915'te yine İstanbul'da vefat ettiğini biliyoruz. Tıpkı bundan önceki videoda da bahsettiğimiz gibi, Vasilaki gibi, Nikolaki de Lavtacı Andon ve Civan'la çok uzun süre çalışmış. Onlarla birlikte sahne aldığı söyleniyor. Kemençeci Nikolaki İstanbul'un sayılı kemençe icracıları arasına girmiş Vasilaki'den önce ve kabasaz takımlarında kemençe çaldığını biliyoruz. Kabasaz takımları nedir? İşte köçekçeler, tavşancalar, oyun havaları gibi havaları icra eden saz topluluklarına verilen isim Nikolaki buralarda çok sıkça yer almış bildiğimize göre. Keşke daha fazla bilgi edinebilseydik de burada daha fazla bir şey anlatabilseydik ama maalesef böyle. Kendisinin elimizde 12 adet saz eseri, 14 tane de şarkısı bulunuyor. Yani toplam 26 eseri var. Bu saz eserlerinin içinde en bilinenleri bu Selik Peşrev ki çok sanat değeri yüksek bir peşrevdir. Hüseyin'i Peşrev var mesela, Müstahar Peşrev var. Saz semailerinin arasında Mahur Saz Semaisi. Biraz sonra zaten dinleyeceksiniz. Çok meşhur saz semaileri arasında. Şehnaz Saz Semaisi, Şedaravan Saz Semaisi gibi eserler var. Şarkıların içinde bir tane Acem Aşıran şarkısı vardır. Böyle bize eserler bırakmış. Maalesef bundan başka da bilgimiz kendisiyle ilgili yok. Evet, Nikolaki ile ilgili bilgilerimizin sonuna geldik. Şimdi size kendisinin Mahur Saz eseriyle, Mahur Saz semaisiyle, Erman Ertan'ın kanunuyla, benim kemençemle ve ufak minik bir küçük düzenlemeyle baş başa bırakıyorum. Saz semaisinin tamamına şimdi burada erişebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.